Önce bir üstlü sayı kavramıyla şunu yapalım. Üstün üstü çarpılır. x kare eksi 2 m x eksi x eşittir. 2 üzeri eksi m eksi 1. Şimdi buradan da arkadaşlar tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. Birbirine eşitleyelim. Sonra hepsini sol tarafa atıyorum. Burada ax kare artı bx artı c formatında yani ikinci derece denklem formatında yazmak için şurayı x parantezine alıyorum eksi 2 m eksi 1. Sonra artı m artı 1 hepsini sol tarafa attım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2 m artı 1. Kökler çarpımı c bölü a'dan m artı 1. Bunları dağıtırsam artık ab artı a b artı 1. Böylece ab zaten m artı 1. A artı B 2M artı 1 artı 1 eşittir 18 oldu. Burada 3M eşittir 15. M arkadaşlar 5 oldu. C şıkkı. Bir payda eşitleme falan gerekirse onları yaparız ama önce bir kök x eksi 2 bölü dediği için ters çeviriyorum. Kök x artı 2 bölü 3 dağıttığım zaman arkadaşlar x eksi 4 bölü 3 oldu burası. Diğerine de bakalım. 1 bölü 1 artı x, x bölü 1 artı x. O yüzden x kare artı 1 bölü x oldu burası. Sonra alt tarafta 3x kare bölü x küp geldi. Bunlar gitti. x'ler bakın. Bir tek burada da x kare artı 1 bölü 3 oldu. Şimdi birleştirdiğimiz zaman x eksi 4 artı x kare artı 1 bölü 3 eşittir 3. x kare artı x Eksi 3 eşittir içler dışlardan 9 yani sol tarafa attığımda işte olay bu. x artı 4 x eksi 3 eşittir sıfırdan x bir kök eksi 4 geldi bir kök 3 geldi. Şimdi x değerleri a ve b'dir demiş ama hangisi a hangisi b söylememiş. Bakalım a'ya biz 4 b'ye 3 dersek ya da a'ya 3 b'ye 4 dersek. Şimdi a kare 16. Buradan 3 çıkarırsak 13. Şıklarda var tamam. Bir de şeye bakalım a kare 9 Eksi 16, eksi 7. Şıklarda yok. Tamam demek ki 13 olacak. Yoksa bence eksi 7 de olur. Arkadaşlar bakın burada bir kere Sayılar beşer beşer tekrar ediyor. O zaman Bunların toplamı 15 ya Kaç tane 5'li paket var bilmiyorum. K tane 5'li paket olsun kalanın 3 olması için işte bakın 1 artı 2. Bu görüntüye aldanmayın tabi hani içeride de var. Şöyle düşünün diyelim 5'li paketlerden 100 tane var nokta 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 böyle. En son 1 ve 2 olması gerekiyor ki artan sayı 3 olsun. Buna göre arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz o zaman. Kumaş üzerindeki bölme sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Çünkü Beşli paketler var. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Mesela 5 çarpı T tane paket olsun. Bu paketleri niye söylüyorum? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sürekli onlar 5'li 5'li tekrar ediyor. O zaman yeriye arkadaşlar ne kaldı? 1 ve 2. Yani 2 tane bölme kaldı. O zaman bölme sayısının 5'li bölümünden kalan 2 hakikaten doğrudur. Kumaşın çekmece içinde kalan bölmelerindeki rakamların toplamını bilemeyiz. Çünkü kumaşın çekmece içinde kalan kaç tane bölmesi veya kaç tane o beşli paket var bilmiyoruz ki. O yüzden toplamlarını da bilemem. Kumaşın baştan 47. bölmesinde yazan sayı 2 ve rengi sarıdır. Renkler arkadaşlar kırmızı, sarı, mavi şeklinde üçer üçer tekrar ediyor. Şimdi 47 bölme dediğine göre sayılar 5'te 1 tekrar ediyor. 5'e böleceksiniz. 5'e böldüğünüzde kalan ne oluyor? 2. İkinci sayımız ne? Evet 2. O zaman o 2 olur. Doğru. Gelelim renk kısmına. Renkler kaçta bir tekrar ediyor? 3'te bir tekrar ediyor. 47'yi 3'e böldüğümüz zaman kalan ne? 2. O zaman yine birinci renk kırmızı, ikinci renk sarı olduğu için kalan da 2 olduğundan dolayı rengimiz de arkadaşlar sarıymış. Bu da doğru. 1, 3, D şıkkı. Burada arkadaşlar şu kırmızı doğru şu şekilde bir A noktasında kessin. Buranın kökleri x artı 4 çarpı x artı 1 olduğundan kökler eksi 4 ve eksi 1. Kökleri biliyorsunuz tabloya küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. Dolayısıyla son kökümüz eksi A, a gelecek. Bir de fx'in işareti nedir? Bir doğrunun eğimi sola yatıksa bunun arkadaşlar eğimi negatif olduğu için kat sayısı da eksidir. Diğer taraftan şunu da söyleyebiliriz. Bir grafik gördüğünüzde. Grafiğin en son böyle sağdaki noktasından itibaren yukarıya gidiyorsa işaret artıdır. Ya da bir grafik böyle aşağı iniyorsa son noktadan sonra eksidir. Bu yüzden her türlü bunun işareti eksi payda artı eksi bölü artıdan eksi artı eksi artı hepsi tek katlı kök. Sağlayan bölgemiz eksi sonsuz eksi 4 ve eksi 1 a ancak sağlayan doğal sayı değerleri diyor. Doğal sayılarda sıfırdan başladığı için Sıfırdan itibaren o zaman 5'e kadar 6 doğal sayı olur. Bu yüzden A eşittir 5'tir arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı yapıyor çünkü. Buna göre A5 olduğuna göre bir doğrunun denklemi nasıl yazılıyordu? X'in altına X'i kestiği yeri yaz. Y'nin altına Y'yi kestiği yeri yaz. İşte size doğru denklemi. Böylece X yerine ne yazacakmışız F10'u sorduğu için? 10. Y bölü 6 eşittir eksi 1 oldu. Y buradan eksi 6 oldu arkadaşlar. E şıkkı. Mutlak değerleri arkadaşlar bir pozitif tam sayıya eşit olacak. Yani bunun kat sayıları muhakkak var. Ama e, varken de mesela 0x kare diye bir şey yok. Olacaksa bir tam sayı 2x kare eksi 2x kare gibi olacak. Ama illa birbirine böyle eşit olmak zorunda da değil. Mutlak değer mesela şöyle de olabilirdi. 3x kare artı 3x eksi 3. Bakın bunun da mutlak değerleri aynı kat Dolayısıyla buna göre bir yorum yapalım. Diyelim ki mx küp mutlak içinde mutlak mx kare mutlak mx artı mutlak m. Soruda evet biliyorum demiş ki derecesi 3 2 terimli ama ben burada 4 terim yazdım. Şu an hangisini sileceğimi bilmiyorum. Adım adım gideceğiz. Toplamlarının derecesi 2 ise bu iki polinomun X küplerinin kat ters işaretli olması lazım. Yani bu artık buna şöyle diyeyim bakın. M ise bunun işareti arkadaşlar. Eksi Mx küp olmalı. Neden? Böylece taraf tarafa toplayınca bakın x küpler gider. Soruda belki en önemli noktalardan biri buydu. O zaman artık anladık ki bu iki polinomunda katsayıları'nın mutlak değeri aynı. Sadece burada artık eksi Mx mi artı Mx mi falan onlara dikkat edeceğiz. Geldiğimiz noktada arkadaşlar derece 2 olduğuna göre bu mutlak m ve mutlak m'nin aynı işaretle çıkması lazım. Yani yukarısı eksi m ise aşağısı da eksi m. Yukarısı m ise aşağısı da m diye çıkmalı ki birbirini sakın götürmesin. O zaman buradan anlayacağımız sonuç ne arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle burada artık ne olmak zorunda? M olmak zorunda arkadaşlar. X kare olmak zorunda affedersiniz. Çünkü katsayıları aynı. Şimdi birinin sıfır olsa ki öyle bir ihtimal yok zaten. Birinin bir olsa öbürü de bir olacak. Yok birisi eksi bir olsa öbürü de eksi bir olacak. Demek ki bu polinomda sabit sayı ve x terimi yokmuş arkadaşlar. Anladığımız işte mevzu bu. Bundan dolayı mx küp artı mx kare de olabilir bu. mx küp eksi mx kare de olabilir. Buna göre neyi ayarlayacağız? Rx'i. E. Şimdi px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan demek x yerine 2 yazarsak p2 eksi 24 demek. Yerine yazıyorum 1 böyle olursa 8m artı 2m eşittir pardon 4m eşittir eksi 24 m arkadaşlar eksi 2 gelir böyle olursa 8m eksi 4m eşittir 4m eksi 24 m arkadaşlar eksi 6 Yerine yazarak anlayabiliriz m 2 veya m eksi 6'yı deneyeceğiz. O zaman kesinlikle x kübünün zaten katsayısı sayısı eksi m olacağı için orası ya 2x küp ya da artı 6x küp. Gelelim mx kareye ya eksi mx kare yani ya artı 2x kare ya eksi 2x kare bu şekilde ya da 6x küp 6x kare ya da 6x küp eksi 6x kare. RX 1 polinomunun x 2 ile bölümünden kalan demek x yerine 2 yazarsak R1'in en küçük değerini soruyor. Burada yerine yazarsam 4 geliyor. Burada yerine yazarsam 0 geliyor. Burada yerine yazarsak 12 geliyor. Burada yerine yazarsak 0 geliyor. Gördüğünüz gibi her türlü bu RX polinomunun en küçük değeri 0 geldi. Cevabımız D şıkkı oldu. Normalde A artı B İ derim ama hemen heyecanlanmadan bence bunu bu tarafa atıp biraz daha işlemlerimizi basitleştirelim. Ee, eksi Z bir artı i dursun. Öbür tarafa atıyorum. 4 artı 5 i. i çarpı 2 öbür tarafa eksi i olarak geçer. i çarpı i i kare yani eksi 1. Bir. bir de önünde eksi var. Aman dikkat edelim. Artı 1 öbür tarafa eksi 1 olarak geçer. Eksi Z 1 artı i eşittir. 3 i artı 3 oldu. Her iki tarafı eksi 1 artı i'ye bölersek z eksi 3 oldu arkadaşlar. Buna göre z'nin eşleniği yine eksi 3'tür. Çünkü tam sayının eşleniği daha doğrusu reel sayının eşleniği kendisidir. 1 eksi i ile çarptığım an eksi 3 artı 3 i oldu. E şıkkı. Verilen tabanı sorulan taban cinsinden düşünmek lazım. Burada bakın şurayı da görmek gerekiyor. Log 5 2 log 2 3 çarptığımız zaman sorunun bana sorduğu tabanı elde ettim. Log 5 3 u çarpı v oldu. Bana katkısı ne olur? Log 5 6 log 5 3 artı log 5 2'dir. Log 5 3'ü zaten u v bulduk. Log 5 2 de v idi. Cevabımız a şıkkı. İlk bakışta böyle biraz karışık duruyor ama yapacak bir şey yok. Normal biz kuralımızı uygulayalım. Geçelim arkadaşlar. kesinlikle bir şey gelmek zorunda zaten oradan. Nasıl yapabiliriz? Şimdi bir kere x1 eksi x2 dağıtacağız. Ekstra bir şey düşünmeyin sakın bakın. x1'in x1. x1 kuvveti çarpı x1'in x2. X1 kuvveti nedir? Tabanlara aynı üstleri topla. Sonra ikinci de ise şöyle. Bakın. E burada da Üstler aynı tabanları çarp. Bu durum. İşte bunu dağıtınca aslında bu korkutucu görüntülerden çok da öyle korkutucu olmayan sonuçlar çıkıyormuş. Yine tabanları çarp üstler aynı çünkü. Bu sefer x2 oldu. Ve eksi x2'nin x x2. ikinci kuvveti eksi x'ten artı x2'nin x birinci kuvveti. Bu da üstler toplanacak tabanlar aynı olduğu için. Şimdi x1 artı x2 arkadaşlar eksi b bölü a'dan neye eşit? Burada kökler toplamı eksi 1'e eşit. x1 üzeri eksi 1. x1 çarpı x2 1'e eşit. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir yazdım. Yine 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Buraya da yazdık arkadaşlar. Sonra x2 yine x1 artı x2 olduğu için x2'nin eksi 1. kuvveti. Bundan dolayı payda eşitleyeceğim artık. 1 bölü x artı 1 bölü e, ee, x2 eksi 2 x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 eksi 2 x1 artı x2 arkadaşlar kökler toplamından dolayı eksi 1 x1 çarpı x2 kökler toplamından dolayı 1 oldu böylece e, eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 geldi bu işlemin sonu yani kökler çarpımı arkadaşlar eksi 3'müş b eksi 2 eşittir eksi 3 olduğuna göre, b gördüğünüz gibi eksi 1 geldi. Niye bunu yaptım tabi ki, bu denklemin kökleri x 1 çarpı x 2 ya kökler çarpımı gördüğünüz gibi b eksi 2'ye eşit. Diğer denklemin kökleri de kocaman, bu ifade ve bu ifade olduğu için, yine kökler çarpımından yararlanarak, bu yeni denklemin kökler çarpımı, b eksi 2 bölü 1'den eksi 3'e eşit. biz onu demin uzun uzun çarpmıştık ve, şöyle eksi 3'ü bulmuştuk. Yerine koy çıksınlık bir soru. Tanım vermiş, tanım vermiş, formül vermiş. Formülde yerine yazacağız. Bozunma sabiti log e üzeri 4, 3. dereceden kök 4. Burayı bir düzeltelim. Bir kere e üzeri 4'ün üstü ters çevrilerek katsayı olarak yazılır. Dördüncü 4'ün de arkadaşlar 2 üzeri 2 bölü 3. kuvveti. O zaman bu da ters e, aynen yazılır katsayı olarak. Log e 2 kaldı bakın. Log e 2 ne demek? Elen 2. Her zaman şu katsayı olarak bir üstleri başa yazmak işinizi rahatlatıyor bakın. Böylece yukarısını bilmiyorum onu vermemiş elen a. 6'yı vermiş yerine yazdım t yerine. Burasını da kendimiz şu an 1 bölü 6 çarpı elen 2 olarak bulduk. Gördüğünüz gibi bunlar içler dışlardan birbirini götürdü. Elena A bölü elen 2. 1 ise A 2 geldi. Yeni durumda Elena zaten o sabit bir sayı. Elen 2 bölü bozulma sabiti de verilmiş. Log 3 2. Eşitmiş arkadaşlar T'ye. T'yi soruyor. Log 3 2 nasıl yazılır? Ters çevrilirse log 2 3 olur. Hatırlayalım. Log A B 1 bölü log B A'ydı arkadaşlar. Bu yüzden bu ikiler de sadeleşiyordu. Elen 3 oldu T. Formül odaklı bir soru. Formülden başka hiçbir şey yapmadım. Sadece şurada katsayı olarak üstleri yazmayı unutmayın dedim. Parabolik bir yol demiş arkadaşlar. O zaman A noktası parabolün üstünde hemen denklemde sağlatalım. Y yerine 5, eksi, x yerine 2, eksi 4 artı m eksi 2 çarpı 2 artı 3 eksi m. Buradan eksi 4 artı 2 m eksi 4 artı 3 eksi m m 5'e eşit şey, b m 10'a eşit oldu arkadaşlar. Sol tarafı atınca hepsini m 10 olduğuna göre fonksiyonun denklemi eksi x kare artı 8x eksi 7 oldu. Şimdi B noktası da parabolün üstünde ya arkadaşlar. Onu söylüyor bakın. A ve B noktalarından geçiyor diyor. Ne olacak buradan yararlanarak? Diyeceğiz ki şuraya A desem. Bana e, B noktasının koordinatlarını bilmiyorum ama T noktasının koordinatlarını vermiş. 6'ya 9. O zaman arkadaşlar burası 6 eksi A'dır. T noktasının apsisi 6 ise L noktasının da apsisi 6 çünkü. Böylece karenin bir kenarı 6 eksi a geldiğinden tc 6 eksi a. Böylece db de 6 eksi a. Ve t'nin ordinatı 9 olduğu için d'nin de ordinatı 9'dur. 6 a çıkarırsam bakın b noktasının ordinatı 3 artı a gelir. İşte bu şekilde karenin kenarlarının eşit olmasını çok güzel kullandık bakın. Ne diyeceğiz? Ordinat 3 artı a eşittir eksi a kare. E, sonra artı 8a eksi 7. Attım sol tarafı hepsini. A kare eksi 7 A artı 10 eşittir 0. A eksi 2 ve A eksi 5 eşittir 0. A 2 olamaz. A zaten arkadaşlar bakın A noktasının apsisi 2. B ondan ileride bir nokta. O zaman A buradan 5 olmalıymış. A 5 ise karenin bir kenarı bakın 1 geldi. Alan 1 oldu B şıkkı. İki nokta arasındaki uzaklığa bakalım. 6 eksi 2 4'ün karesi eksi 2 eksi 0 eksi 2'nin karesinin karekökünden 2 kök 5 AB arasındaki uzaklık. Sonra arkadaşlar CD arasındaki uzaklık eksi 2 eksi 4 eksi 6'nın karesi 0 eksi 3 eksi 3'ün karesi ve bunun karekökü arkadaşlar 3 kök 5. Bu da CD arasındaki uzaklık. Bunların oranı 2 bölü 3 geldi. O zaman gerçek uzaklıkların oranı da yani log 3m artı 1 ile log bakayım ha log 3 4m artı 4'ün de oranı 2 bölü 3 olması lazım. O zaman ne söyleriz biliyor musunuz? Logaritmada tabanlar aynıysa böyle silebilirsiniz bölme işleminde. Taban değiştirme kuralı. Log 4m artı 4 m artı 1 olur arkadaşlar. Şimdi buradan da 4m artı 4 öbür tarafa ne olarak geçer? 4m artı 4 taban olarak geçer. 2 bölü 3 eşittir m artı 1. Burada 4 üzeri 2 bölü 3 çarpı m artı 1 üzeri 2 bölü 3 diye ayırabilirim üstü sayılardan dolayı. Eşittir m artı 1 oldu. 4 üzeri 2 bölü 3 tabanları aynı üstleri çıkar. Eşittir m artı 1'in 1 bölü 3. kuvveti. Çünkü bakın bu m artı 1'in 1. kuvvetinden m artı 1'in 2 bölü 3. kuvvetini çıkarttığım için üstü sayılarda haliyle her iki tarafın kübünü alırsak 4 eşittir. 4'ün karesi eşittir. M artı 1. M de buradan 15 oldu D şıkkı. Bu da sadece verdiklerini yapsak soru geliyor arkadaşlar. F bileşke GX'i bulun önce. F'nin içine GX yazmak demek. X gördüğüm yere 2X kare eksi 3X eksi 28 bir de eksi 3 vardı onu unutmuyorum. 2 x kare eksi 3x eksi 31 oluyor. f kare m ne olacak? yani x yazarsak yerine f kare x de arkadaşlar. çünkü bu f bileşke gx f kare x'e eşitmiş. x kare eksi 6x artı 9 x eksi 3'ün parantez karesini aldım. Hepsini sol tarafa atarsam x kare artı 3x eksi 40 eşittir 0. Zaten bize bu sağlayan sayıların toplamını soruyor. Eksi B'ye bölü A'dan arkadaşlar. İşte olay eksi 3 B şıkkı. Fonksiyonun en küçük olduğu yer arkadaşlar neresi? Burası. O zaman F'nin içinde F x eksi 3 ne olursa olsun içeride ne olursa olsun bakın bu var. Sonuç olarak burayı eksi 3 yapan eksi 3 dedim neden eksi 3 dediysem temsil olarak hadi oraya eksi 4 diyelim tamam mı bilmiyoruz ya. En dip yer orası eksi 4 olsun temsili olarak. O zaman orayı en küçük yapan değer apsis olarak sıfırmış. Demek ki içerisinin bakın x'in değil içerisinin sıfır olması gerekiyormuş. O zaman fonksiyonun sıfır olduğu değerler neresi? Eksi 6, eksi 3, eksi 1 ve 2. Bundan dolayı içeriye eksi 6 yapan, eksi 3 yapan, eksi 1 yapan ve 2 yapan değerleri bulmalıyız. Bu yüzden 1 x eşittir, eksi 3 olur. 2 sıfır olur. 3 sıfır 2 olur. 4, 5 olur arkadaşlar. Toplamları da 7 eksi 3'ten 4 geldi D şıkkı. Arkadaşlar burada gerçekten tek tek görmek lazım. Çünkü hemen kombinasyona dalarsanız daha fazla cevap bulmuş olabilirsiniz. Birinci durum giden harfler sessiz harflerden biri gitsin. B gitsin. K gitsin, C gitsin için yapalım. Diyelim B gitti, yerine 2A geldi. Zaten 2A vardı, K, C kaldı. Sonra K gitti. Yerine 2A geldi. BK oldu. Sonra A A A ve burada da C gitsin. Pardon, K gitsin. BC olur. Veya gidenlerden bir tanesi A'dır. Yerine 2 tane A gelince 3A'ya yükselir. BKC yerinde kalır. Şimdi bunlardan kelimeler oluşturacağız arkadaşlar. Kelimeler oluştururken nasıl yapacağız? 4A'nın yanına neler gelebilir? B gelebilir. K gelebilir, C gelebilir. 5 harfli oluşturacağım ya o zaman 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyelden 3 tane var. Sonra ikinci durum arkadaşlar. 3 tane A kullanırız. Bu 3 tane A'nın yanına ya KC ya BK ya BC gelir. Böylece 2 tane harf geleceği için yanına 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. KC, BK, BC şeklinde olduğu için o zaman 3 durumda oradan geldi arkadaşlar. Son olarak 2 tane A kullanırız ve BKC'nin tamamını kullanırız. O zaman buradan da 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel olur. Dolayısıyla sayalım. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 5 çarpı 3'ten 15. Sonra burası 120 bölü 6'dan 20 yaptı. 3 ile çarptık. 60 oldu arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman da burası da gördüğünüz gibi 60 oldu. Toplamları 135 D şıkkı. Burada arkadaşlar bir çarpanlar ayırma var önce onu görelim. Bakın şurada a x desek x kare eksi 3 x eksi 4 y kare eşittir 0 daha kolay görülüyor bakın böyle. x eksi 4 y x artı y eşittir 0. Buradan x eşittir 4 y x eşittir eksi y yani a n eşittir 4 b ya da a n eşittir eksi b Aslında arkadaşlar Bn pozitif terimli demiş ama An ile ilgili pozitif mi negatif mi dememiş. Şimdi e, burada An eşittir eksi Bn olmasında bir mahsuru yok. Sadece ne olur biliyor musunuz? Burada A'nın terimleri negatif çıkar. O zaman şıklar burada pozitif olduğu için biz A1 ile A2'nin toplamını e, pozitif bulamayız. Burada o yüzden kaçtır demek yerine kaç olabilir dese daha iyiydi bence. Bazen böyle Özseğmen'in de yaptığı e, hani mantıksız demeyeyim ama bazen Özseğmen'in de söylediği böyle ufak tefek problemler olabiliyor. Onu da şıkları koyuyor ki hani bak merak etme ben özellikle söylüyorum negatif değil mesajını şıklardan veriyor. O yüzden burada da soruları iptal etmediği için o mantıkla burayı da bir soru yani burası hatalıdır iptal edelim yaklaşımıyla yapmayalım. Yani buradan olursa negatif gelecek. Ben o zaman a n eşittir 4 b n'den devam etmek istiyorum. Şimdi buna göre a4 içler dışlar çarpımından 2 a2. Formülümüz neydi? a4 eşittir a2 artı aralarındaki fark 2 2 d o yüzden. a4'ü 2 a2 olduğunu söylüyor soru. O zaman buradan a2 ne geldi arkadaşlar? 2 d geldi. Şimdi a1'e gelelim. a1 artı d de A2 eşit. A2'yi 2D bulduk. a de arkadaşlar gördüğünüz gibi D'ymiş. Şimdi B5'e geldiğimiz zaman ne yaptık biz burada? AN 4 BN dedik. O zaman BN AN bölü 4. Yani bu A5 bölü 4. Bu da arkadaşlar A2 bölü 4. Buradan A5 eksi A2 içler dışlar çarpımından 24 oldu. A5 yerine A2 artı 3D yazalım. Böylece A2'ler gitsin. 3D eşittir 24'ten. D 8 geldi arkadaşlar. Ne demiştik? A 1 D'dir. 8. A 2 de 2 D'dir. 16. Toplamları 24 oldu. C şıkkı. Çıkta arkadaşlar. iki fonksiyonun toplamı sürekli ise f ve g sürekli olmak zorunda değil. Bunun tersi doğru kendisi değil. f sürekli ise g sürekli ise evet f artı g f eksi g f çarpı g eğer payda 0 değilse F bölü G süreklidir. Ancak bunlar sürekli olunca F ve G sürekli olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla ilk örneğe bakalım. Şimdi ilk örneğe baktığınız zaman gördüğünüz gibi F sürekli değil. G de sürekli değil. 2 noktasında bakalım fonksiyon sürekli mi? E, F2 artı G2 kaça eşit? F2 arkadaşlar e, mavi olan G2 olduğu için 1'e eşit. F2 neye eşit arkadaşlar? 5'e eşit. Toplamları 6. Soldan yaklaştığımız zaman 2'ye limiti ne bunların? Birisinin 3 öbürünün 3. Sağdan yaklaştığımızda yine 3 3 topladığımız zaman bakın 6 geldi. Yani bu fonksiyonlar f artı g sürekli olmasına rağmen kendileri sürekli değil. Evet bu bakın bu iddiayı çürütmüş oldu. Normalde ne diyordu? Toplamları sürekli ise kendisi de sürekli olacak. Ancak şurada ikinci örneğe baktığımız zaman 2 noktasında zaten fonksiyonların kendileri de sürekli. Toplamları da doğal olarak sürekli. O yüzden bu öğrencinin iddiasını yani yanlış iddiasını doğrular. O yüzden bu düzgün bir örnek değil. Biz çürütecek örnek arıyoruz. Bir doğru. Üçüncü örneğe baktığımız zaman x0 noktasında bakalım. G fonksiyonu arkadaşlar sürekli değil. 2 e, noktasında f fonksiyonu sürekli. Şimdi bakalım bir de burada bileşik acaba toplamları sürekli mi? Şimdi f2 neye eşit arkadaşlar? 3'e. G2 neye eşit? Pardon F2 4'e eşitmiş mavi olan. G2 neye eşit arkadaşlar? Ha, F2'ymiş o affedersiniz ya. Şöyle kırmızı olan F2'ymiş. O zaman bu 3'e eşit G2 de 4. Toplamları 7. Soldan yaklaşalım. F2 artı neye eşit? Baktığımız zaman 3. G2 artı neye eşit arkadaşlar? Sağdan yaklaştığımızda 1. Zaten bu bırak hani şeyi sağdan limiti fonksiyonun kendisine eşit olmadı. Yani burada süreklilik bile yok ki ben sürekli ise bunların kendileri de süreklidir diyeyim. Zaten f artı g'ye bakın süreksiz geldi. O zaman f ve g'ye bakmama bile gerek yok. Öğrencinin iddiasıyla hiç alakalı olmadı bu üçüncü öncül. A şıkkı bu yüzden cevap. Sol tarafa baktığınız zaman 0 bölü kök içinde m artı 3 eksi 3 oluyor. Şimdi bu en iyi ihtimal sıfırdır. Eğer payda da sıfır değilse. Ama arkadaşlar e, m sıfırdan farklı bir sayı dediği zaman x yerine 2 koyunca 3m artı m bölü 3 geliyor. E bu da 4m bölü 3'ün sıfıra eşit olma ihtimali yok. Demek ki aslında arkadaşlar bu sıfır ya bunun paydası da sıfır olması lazım. Neden? sağ tarafı sıfır yapamıyorsan bunu o zaman sıfır bölü sıfır belirsizliği yapıp gerekli sadeleştirmeyi yaptıktan sonra limiti buna eşitmiş diyoruz. O yüzden payda da sıfır olmalı. Buradan m artı 3 eksi 3 eşittir sıfır. m artı 3 kök içinde 3'e eşit. m arkadaşlar buradan 6 geldi. Bakın soru şu an cevap belli ama içine sinmeyenler için devam edip hani size olayı örneklendireyim. Bakın limit x 6'ya giderken x eksi 6 bölü kök içinde x artı 3 eksi 3 ya eşlenik yaptığınız zaman ne oluyor? x eksi 6 kök içinde x artı 3 artı 3 bölü x artı 3 eksi 3 çarpı kök içinde x artı 3 eksi e, artı 3. Burası zaten 2 kare farkından x eksi 6 geldi. Öyle gelmiştir inşallah evet öyle geldi. Sonra bunlar birbirini götürdü. Bakın burası limit x 6'ya giderken kök içinde x artı 3 artı 3. 9 kök dışına 3 diye çıkacak. 3 daha 6 olacak. Şimdi sağdakinde bakalım. M'yi 6 bulduğumuz için 6x artı 6 bölü x kare eksi 1. Böylece sadeleştirirsek 6x artı 1 bölü x artı 1 çarpı x eksi 1'den gitti. X gördüğüm yere 2 yazınca bak bunun limiti de 6 geldi. İşte bu şekilde belirsizlik ortadan kalktıktan sonra bunların limitleri aynı oluyormuş. Şu olasılık sorusu arkadaşlar, ne diyeceğiz? Birinci durum hemen paydaya tabii ki o e, genel durumu yazacağız, koşullar altındaki genel durum. Payada istenen durumu yazacağım. Şimdi bir kere bu sondan ikincinin kart olduğu biliniyormuş kredi kartı. İki tane kredi kartından birini oraya yerleştiririm. Sonra geri kalanlarla ilgili bir şart yok. Geri kalanlarını bol dostlama böyle bakın. 5 faktöriyel diye yerleştiririz. Şart şurt yok. Sadece oranın kart olduğunu söylüyor. Burasının kredi kartı hallet. Payda ile ilgili ekstra özel bir durum yok. Gelelim şimdi. Artık ikinci kartın kredi kartı olduğu buranın da kart vizit olduğu duruma. O da ne demektir? kredi kartlarından bir tanesini buraya yerleştir. Sonra buraya da en alta da kart vizitlerden bir tanesini yerleştir. 4 taneden bir tanesini buraları artık kapattık. Geri kalan arkadaşlar yere diğer 4 kartlar 4 faktöriyel diye bodoslama yerleşir. Bu yüzden de cevabımız 4 bölü 5 oldu C şıkkı. Bir fonksiyon arkadaşlar x1 küçüktür x2 iken fx1 büyük fx2 oluyorsa bu aralıkta azalandır. Azalan olduğu aralık eksi sonsuz sıfır aralığıymış. Yani türevin işaret tablosunu yaptığımız zaman eksi olması lazım eksi sonsuzla sıfır aralığı. Hemen türevini alalım ki artan azalan olduğu aralığı bulalım. Şöyle karışık bir denklemde ancak türevle anlarsınız çünkü. 2x çarpı x kare artı m eksi x kare artı 2 çarpı e, 2x yukarının türevi. Aşağısı da arkadaşlar ne oluyordu? x kare artı m'nin karesi, bölümün türevi. Bunun şimdi küçüktür sıfır olmasını istiyoruz. Tabii hangi aralık? Gerçi küçüktür sıfır demeyelim. Bunu bir eşittir sıfır diyelim. Ondan sonra işaret tablosundan yapacağız. Sonra 2x küp, şurası çarpıydı. E, artı 2mx eksi 2x küp eksi 4x arkadaşlar. Aşağısı kesinlikle pozitif olduğu için o zaman yukarının köküne bakmamız yeterli. Çünkü bir sayının karesine sayı eklemişiz bir daha karesini almışız. Negatif olma ihtimali ya da oradan kök gelme ihtimali yok. Şimdi buna göre 2x küp artı 2mx eksi 2x küp eksi 4x diyor ya bunlar gidince 2mx eksi 4x'i sıfıra eşitlediğimiz zaman 2m eksi 4x eşittir sıfırdan kök sıfır. Tamam orada bir problem yok. Yani bunun bir tane kökü var gördüğünüz gibi sıfır yalnız azalan olduğu aralık neresiydi eksi sonsuzla sıfır arası o zaman buranın işareti eksi olmalı tek katlı kök olduğundan buranın işareti de artı demek ki 2m eksi 4 yani x'in katsayısı pozitif olmalıymış ki biz ne diyorduk eşitsizliklerde baş kat sayıyla başlıyoruz baş katsayı pozitifse pozitifle başlarız negatifse negatifle başlarız demek ki 2m eksi 4 burada pozitifmiş. Bu yüzden de 2M-4 büyüktür sıfırmış. M 2'den büyükmüş arkadaşlar. M 2'den büyük olursa bakın burası hep negatif gelir. Bir doğrunun eğimi eksi ise o doğru azalan bir doğrudur. Örnek bakın sola yatık bir doğru eğimi negatif olduğu için. Gelelim buraya. M'nin işaret tablosunu yaparsak kökler eksi 2 ve 2 artı eksi artı bu fonksiyonun daha doğrusu fonksiyon demeyeyim de bu M değerleri 2'den sonra pozitif olduğuna göre o zaman arkadaşlar pozitif olunca pozitif eğimli bir doğru artandı. Dolayısıyla bu kesinlikle artan. Gelelim bunun türevine. 3x kare artı m'dir türev. E şimdi bir sayının karesi en az sıfır. m'de arkadaşlar 2'den büyük olduğuna göre sıfır bile olsa. Yani şurası sıfır bile olsa. Pozitif eklediğimiz sayı ne oldu? Türevi pozitif yaptı. O zaman bu da kesinlikle bu fonksiyonu artan yaptı. Bu yüzden de 2, 3 daima artan olacak. Şu bilgiyi arkadaşlar kullanacağız. Merak etmeyin. Önce şu olayı bir halledelim. Bakın basitten başlayalım. Sonuçta gerçekten matematik bize analitik düşünme becerisine ve geliştirmeyi ve problemlere çözüm kabiliyeti geliştirmemizi sağlıyor. Şimdi burada önce şunu diyorum ben. Eksi birden sıfıra biraz işimizi rahatlatalım fx dx eksi 1'den 0'a hangisi arkadaşlar? 3x kareyi kullan diyor. Sonra 0'dan da 2'ye nereyi kullanacağız artık? Bu x kare hx küp. Bunu kullanacağız dx. Şimdi şunun integrali kolay. 3x karenin integrali nedir? x küp. 0 eksi 1. 0 eksi eksi 1'den burası zaten 1 geldi bakın. Hemen hallettik. Burası kolay oldu gerçekten. Gelelim buraya. Türev, daha doğrusu integral sorularında diyorum ki eğer bir şeyin türevi içinde varsa ona u demek lazım. Bakın x kübün türevi burada var. Evet tam katsayı olarak yok ama 3x kare o zaman çarparım bölerim. Böylece x kübe u dediğim zaman diferansiyelini aldığım zaman her iki tarafın 3x kare dx eşittir du olur. Diferansiyel dediğimizde şu anlık hani üniversiteye gitmiyorsunuz özel bir şey düşünmeyin türevini alıyoruz yanına dx ve du yapıştırıyoruz bu kadar. Yani türevden farklı olarak yanına dx yapıştırdığımız şey olarak bilin şu an. Böylece 3x kare dx du olduğu için arkadaşlar burayı artık bakın nasıl yazacağız. x'e 0 verdiğimiz zaman u 0, x'e 2 verdiğimiz zaman 2'nin kübünden dolayı u 8. Sınırlar başta 1 bölü 3 duruyor 0, 8. Sonra arkadaşlar 3x kare dx yerine du yazıyoruz x küp yerine u yazıyoruz. Bakın artık e, o h'tı. H u du oldu. Soruda bize ne demişti? 0, 8 aralığında x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı 12 birim kare. O zaman bak bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon olsun temsil olarak. Pozitif tanımlı, pozitif değerli bir fonksiyon. E, 0 ile 8 arasında daima artan o zaman x ekseni ile arasında kalan bölge direkt integrali verir işte. Bu yüzden bu bize 12 verildiği için bir de önünde 1 bölü 3 var. Cevabımız burada 4 oldu. Şimdi sağdakini 4 bulduk. Soldakini de 1 bulduk. Bunların toplamı soruluyordu. 1 artı 4'ten cevap 5 geldi. B şıkkı. x eksi 3 üzeri 4 artı m'nin T yani türev al o noktada x yerine 1 yaz diyor. Çünkü f türev 1 eksi 2 demektir arkadaşlar bu. Hemen türevini alalım. 1 bölü 2 kök içinde x eksi 3 üzeri 4 artı m. Sanki neydi onu hatırlayalım. Normalde kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Önce hiçbir şey yokmuşçasına normal türev alıyorum. Sonra tabii ki bu içinin türevini almayı unutmuyorum arkadaşlar. İçinin türevi de. 4 çarpı x eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Bu şu an f türev x. Hangi noktada yerine yazacağız? x eşittir 1. Yaz, yazıyorum. 1, 1 eksi 3 eksi 2. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16. 16 artı m oldu. Çarpı 4, 1 eksi 3 eksi 2. 4 çarpı eksi 8 oldu bakın burası da. Böylece düzeltirsek eksi 32 bölü 2 çarpı 16 artı m eşittir eksi 2 verilmiş. Bunları da sadeleştirirsek 16, bunu da sadeleştirirsek 8. İçler dışlar çarpımından 8 eşittir 16 artı m'nin kare kökü. 64 eşittir 16 artı m. M arkadaşlar 48 oldu. A şıkkı. Bu trend doğruları arkadaşlar böyle teğet olacak şekilde grafikler çizildiğinde bu şekilde e, çizilir. Ve aynı zamanda bu noktalardaki teğetin eğimi o noktadaki türeve eşittir. Bu yüzden f türevi 2 aslında bu doğrunun eğimi. Yine f türev 6 bu doğrunun eğimi. F türev 4 alttaki doğrunun eğimi ve yine f türev 8 buradaki doğrunun eğimi. O zaman şurada bir apsisi k olan nokta ikisinde de kesişiyor bakın. Ne gelecek? Bu doğrunun eğimi arkadaşlar. 3 bölü k ama sola yatık olduğu için eksi 3 bölü k. Bu m'ye eşit. Tamam mı? O zaman bu aynı zamanda f türevi 2'ye eşit. Aynı zamanda f türev 6'ya eşit. Sonra diğer doğruya geldiğimiz zaman. O da arkadaşlar 3 bölü k'ye eşit. Sağ yatık. Eğim n'ye eşit. O aynı zamanda f türev 4. Ve aynı zamanda f türev 8. F türevi 2'yi ne bulduk arkadaşlar? Eksi 3 bölü k. F türev 4'ü ne bulduk? 3 bölü K. F türev 8 nedir? Onu da demin bulmuştuk. 3 bölü K. Bu da eksi 2 bölü 3. F türev 6'ya eşit. Yani eksi 3 bölü K'ya eşit. Şimdi buradan eksi eksiden bunlar artı oldu. Bakalım. Eksi 9 bölü K kare artı 3 bölü K eşittir. Bu üçler giderse 2 bölü K arkadaşlar. Ee, şey yapalım sol tarafa atayım. Eksi 9 bölü k kare artı 1 bölü k eşittir 0. 1 bölü k eşittir 9 bölü k kare. Bunları sadeleştirebilirim çünkü k'nın 0 olma ihtimali yok. Sağda bir nokta. O zaman k buradan 9'muş. k 9 arkadaşlar artık f6'yı bulabiliriz. Çünkü 9 olduğu için doğrunun eğimini bulalım. Tanjant alfa. Tanjant alfa 3 bölü 9'dan 1 bölü 3. Demek ki şöyle iyice büyüteyim görünem. Demek ki arkadaşlar burası da yine 1 bölü 3 eğimle sahip olması lazım. K'yı 9 bulduğum için burası 3 geldi 6'dan 9'a. Eğimin 1 bölü 3 olması için demek ki bu 6 noktasının ordinatı 1'miş arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Evet burada parabol yorumu yapacağız tabi analitik düzlemde çizerek y eşittir eksi x kare bu artı 36 demiş ya. Şöyle bakın tepe noktası 0'a 36'da olan nereden anlıyorum? x'e 0 verdiğimde y'si 36. Bir de parabolün tepe noktası eksi b bölü 2a'dır. b olmadığına göre x'in katsayısı 0. Tepe noktasının apsisi 0'dır arkadaşlar. Bundan dolayı artık yerine yazdığımız zaman şurası 0'a 0. 0. Buralar eksi 6'ya 6. Şimdi arkadaşlar e, her tarafını yapmanıza gerek yok. Sonuçta simetrik ya. Biz sol tarafta veya sağ tarafta çalışsak da olur. Ben şimdi sol tarafta çalışmak istiyorum. Buranın üzerinden gideceğim çünkü burası S ise burası S, burası A ise burası da A. Sol taraf yeterli olacak. Tüm alanın 1 bölü 8 dediği için aslında burası S ise işte toplam alan 8S olması için 7S. Gerçekten bakın hakikaten CD ile ayrılan üst taraf toplam alanın ee, ne kadar oldu? 1 bölü 8 oldu. Dediğim gibi ben sol tarafı alacağım şimdi. Nasıl yapacağız? Bir kere toplamda 8S arkadaşlar neyi eşit? Parabolde bir yorumumuz vardı. Tepe noktasından itibaren alanı bulmak kolaydı. Şöyle bakın. Burasının uzunluğu 6 birim. Burasının uzunluğu 36 birim. Kırmızı bölge 6 çarpı 36'nın 3'te biriydi. Yeşil bölge 2 katıydı. Buradan da ne oluyor? Bunlar giderse e, 2 144 oluyor. O zaman S buradan 18. Şimdi arkadaşlar burada nasıl yapacağız olayı? Dikkat edin. Şu sağ tarafa hatta taşıyayım. Şimdi şurada arkadaşlar ben şu S'i bulacağım. Bu S için şuranın apsisine A dersek ordinatı nedir? Parabolün üzerinde bir nokta olduğu için buranın ordinatı 36 eksi a karedir. Toplamda tamamı 36 birim olduğuna göre 36'dan 36 eksi a kareyi çıkarırsak ne kalıyor geriye? A kare demek ki yükseklik a kare taban a arkadaşlar yine aynı dikdörtgen mantığı işte. Yeşil bölge a çarpı a karenin 3'te biri kırmızı bölge yani s de 2 a küp bölü 3 bu 18 demin bulduk bakın 18 olduğunu. Buradan o zaman aküp eşittir 27. A arkadaşlar 3 geldi. A kare 9 olur. Demek ki bu camın, şu kırık olan camın aşağıya olan uzaklığı yukarısı 9 olduğuna göre 36'dan 9'u çıkarırsak 27 birim oldu. E şıkkı. Birebir örtenlik normal fonksiyonlarda nasıl yorumlanır? Ee, bir fonksiyon birebirse farklı değerler, farklı değerlere gider. Yani siz x1 x2'ye eşit değilse bunların sonuçları da farklıdır deriz. Her farklı hemen farklı yere gidecek. Örtenlik de değer kümesinin görüntü kümesine eşit olması. Ama bu soru için pek bir anlam ifade etmez. Biz bunu aynı zamanda nasıl yorumluyoruz? Bir fonksiyon daima artansa ya da daima azalansa bu fonksiyon doğal olarak bakın yatay çizdiğimiz doğrular. Birebir örtenlik testi buydu ya. Birebir örtenliği sağlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu bize aslında diyor ki bu fonksiyon daima artan veya azalan. Ne yapacağız peki bunun için? Türevini alacağız. Çünkü türevi daima o zaman bunun eğer artansa pozitif işaretli olur. Azalansa türevi daima negatif işaretli olur. Türevini aldığımız zaman 6x kare 12x artı ağ. baş kat sayısı pozitif olduğu için o zaman türev daima artı işaretli olması lazım. Hatta şu da olur arkadaşlar konu anlatımlarında da hep söyleriz bakın. Çift katlı kök olursa herhangi bir yerde Orada artı işareti yine değişmeyeceği için bakın bir a çift katlı kökünde yine işaret değişmediği için artanlık bozulmaz. Bunun görüntüsü hatta şöyleydi. Evet bir noktada bu x eksenine paralel bir teğet var ama artmaya devam ediyor. En bariz örneği şöyle x küp olan fonksiyonumuzda. Dolayısıyla burada 144 eksi 36 pardon 144 eksi 24 a Küçüktür sıfır demeyin. Küçük eşittir sıfır deyin. Çift katlı kök olursa da artan azalanlık bozulmaz. Böylece 6 küçük eşit a oldu. Birincisi bu. Gelelim buraya. Bir doğrusal fonksiyon azalansa eğimi negatif işaretlidir arkadaşlar. Bu yüzden eğim negatifse y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in katsayısı eğimdir. Bu yüzden a 12 de sıfırdan küçük olmalı. Bu yüzden A 12'den küçük oldu. İkisini birleştirirsek A 6'dan küçük 12'den büyük geldi arkadaşlar. Ee, pardon 6'dan büyük 12'den küçük geldi. 12 ile 6 arasında toplam 6 sayı var. Çünkü 6 dahil 12 değil. B şıkkı. İntegral her zaman alana eşit olmaz arkadaşlar. Neden? Bir integral şöyle bir integral olduğu zaman şuradaki bölgenin alanı integrale değil, integralin eksilisine eşittir. Ama şu bölgede bir integral olsa evet, integralin direkt kendisi aynı zamanda alandır. Çünkü x eksenin üstünde kalan kapalı bölgenin alanı integralken, x eksenin altında kalan kapalı bölgenin alanı da integralin eksilisi olur. Bu yüzden bu soruda alanı biz bu integralle bulabiliyorsak demek ki bu a ve b sınırları x eksenin üstünde kalıyormuş. Parabol olduğu için grafiğini çizelim arkadaşlar. Eksi parantezini alıyorum. x kare eksi 6x artı 8 olur. E buradan da x eksi 2 çarpı x eksi 4 eksi olacağı için köklerden biri 2, biri 4. x'e 0 verdiğimiz zaman y'si nereden geçiyor? Eksi 8'den. Kolları aşağı doğru olan bir parabol. Gördüğünüz gibi bu parabolün alanının hesaplanabilmesi için herhangi iki tam sayı değerinde işte orası böyle 2 ile 4 arasında olması lazım. Veya 3 ile 4 arasında olması lazım. Çünkü A ve B tam sayı olacak demiş. O zaman burada arkadaşlar simetrik olduğu için tepe noktasına göre iki tarafa SS diyebiliriz. Demek ki alan arkadaşlar S olabilir sol tarafsa. Sağ tarafsa S olabilir. Burası hatta 2 ile 3 arasındaki alan. Burası da 3 ile 4 arasındaki alan. Bir de 2 ile 4 arasında alan var. 2S. Alanın alabileceği böylece iki farklı değer geldi. Alanın alabileceği en büyük değer arkadaşlar bu mavi ile taradığım bölgedir. Onu da nasıl bulabiliriz? İntegral alarak ya da normal integralde pratik kuralımızla. O da nasıldı? Ee, şuradaki şöyle S'i alayım bakın size. Burada arkadaşlar 2 birim burası 3 birim ya. Ben ne yapacağım? Şurasının uzunluğunu biliyorum bir. Şurası arkadaşlar F3. F3 ile 1'i çarpıp 3'e bölersek nereyi veriyordu? Şuradaki ufak bölgenin alanını veriyordu. 2 ile çarparsak da işte bu mavi S'i veriyor. Demek ki arkadaşlar o zaman 2 S de buradan bir daha 2 ile çarpacağız. İşte tüm, tüm oradaki toplam en büyük alanı bulmuş olacağız. X ekseninin üstünde kalan tamamının alanı. F3 neye eşit? Yerine yazarsak. Eksi 9 artı 18 eksi 8'den 1'e eşit arkadaşlar. Demek ki F3 yerine 1 yazarsam toplam bölgenin alanı 4 bölü 3 geldi. Evet bu da doğruymuş. A ve B ikisi de arkadaşlar gördüğünüz gibi veya şurada gördüğünüz gibi 3 4 olabilir, 2 3 olabilir, 2 4 olabilir. Hangi ikisini seçersek seçelim çarpımları pozitif oldu. C şıkkı. Arkadaşlar burada önce bir f türev x'e u diyelim. Bakın çünkü f'in ikinci türevi x dx D U eşit oluyor. Böylece bunun yerine artık D U yazabiliyorum. Buraya da U yazabiliyorum. 3 ve 8'e hemen hani burada özellikle U'lu yapmayacağımız için değişken değiştirmeyelim. Ee, sınırları değiştirmeyelim pardon. Önce bir integralden çıkaralım burayı. Kök U D U. Neye eşittir? Üstünü bir arttır. U üzeri 3 bölü 2. Arttırdığını paydaya yaz. Böylece 2 bölü 3 U üzeri 3 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi u dediğimiz neydi? f türev x. 2 bölü 3 f türev x 3 bölü 2. Ne yapacağız? x yerine 3 yazacağız. Artık zaten sınırlarımı değiştirmemiştim. f x'e geri dönüştüreceğim için böyle yaptım. Bundan dolayı 2 bölü 3 f türev 8 üzeri 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 f türev 3 üzeri 3 bölü 2 Eşitmiş sıfıra. Şimdi arkadaşlar, burası 3, burası 3 olduğuna göre, tanjant alfa 1. Teğetin eğimi aynı zamanda o noktadaki türevdi. O yüzden f türev 3 ne geldi? Bakın 1. 1'in herhangi bir kuvveti 1'dir zaten. 2 bölü 3 ile de 1'i çarparsak, burası 2 bölü 3 oldu. 2 bölü 3'ten 2 bölü 3 çıkarırsak 0. Demek ki f türev 8'in 3 bölü 2. Kuvveti de 1 olmalıymış. Buradan da çıkaracağımız sonuç. F türev 8 de 1 olmalıymış arkadaşlar. O zaman F türev 8 1 ise F türev 8 ile F8'in çarpımını 2 verdiğine göre burası 1 burası 2 olmalı. F8 2 ise düşey doğru uzunluğu 2. Doğrunun eğiminin 1 çıkması için burasının da 2 birim olması lazım. Nereden çıkardım doğrunun eğiminin 1 olduğunu? Türev o noktadaki doğrunun eğimine eşitti. Teğetin eğimine eşitti. Bu yüzden ne olacak arkadaşlar? Tanjant beta diyelim buraya da. Tanjant beta eşittir 1. Aslında 45 derece o. Böylece 2 bölü 8 eksi n eşittir 1 olması için n 6 oldu c şıkkı. Önce arkadaşlar limit almadan evvel şu işlemleri bir düzenleyelim. Elen f kare x bölü x kare çarpı fx oldu bakın. Arada eksi olduğu için fx'ler gitti. Elen fx bölü x kare geldi. Burası. Bu şimdi 1'e eşitmiş. Ne zaman? Limit x 2'ye giderken. O zaman x gördüğümüz yere 2 yazarsak elen f2 bölü 4 eşittir 1. Attım öbür tarafa f2 bölü 4 eşittir e oldu. Buradan da f2 arkadaşlar 4e geldi. Şimdi bunu gideceğiz. Şurada yerine yazacağız. Limit x 1'e giderken kök içinde f 2'yi istiyor bizden. f 2'yi zaten 4e bulduk. 4e'nin karekökü de 2 köke geldi. C şıkkı. Kritik nokta olmadığı için 1 ve 2 fonksiyonun kritik nokta olmayan, sürekli olan yerlerinde arkadaşlar. Direkt yerine yazıp fonksiyonu buluyormuş gibi yapabiliyoruz biliyorsunuz. Bunu zaten e, çözümünü izlediğinize göre yeterince denemişsinizdir, uğraşmışsınızdır ve gelmemiştir. Ben de ilk bakışta arkadaşlar bu soruda hemen ne yapacağım diye bir baktım. E, pat diye böyle bir şey gelmiyor. O zaman şunu diyeyim dedim. E, bu x ve y'lerden yararlanmak için. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre böyle bir a değerine eşit olsun. Log x'teki bu x'i taban olarak öbür tarafa atarsak x üzeri a 23y'ye eşit olur. Aynı şekilde burada da y'yi öbür tarafa attığımız zaman y üzeri a eşittir 23x olur. Şimdi 23'ler ortak ya yalnız bırakacağım. Şurada her iki tarafı y'ye bölüyorum. x üzeri a bölü y 23'e eşit. Burada her iki tarafı y'ye bölüyorum. x'e bölüyorum pardon. y üzeri a bölü x 23'e eşit. O zaman x üzeri a bölü y ile ikisini birleştirirsek y üzeri a bölü x birbirine eşit. İçler dışlar çarpımından tabanları aynı üstleri topla, tabanları aynı üstleri topla. Şimdi iki tane farklı pozitif reel sayının üstleri aynı olduğu halde bunlar nasıl birbirine eşit olabilir? Ancak arkadaşlar üstler sıfırsa düşünsenize 2 üzeri a ile 3 üzeri a ne zaman eşit olacak? Ancak arkadaşlar a'nın sıfır olduğu yerde. Bu yüzden burada da a artı 1 sıfır olmalı, a artı 1 sıfır olmalı. A'yı eksi 1 bulduk. Demek ki bu ifade eksi 1'miş arkadaşlar. Bundan dolayı artık eksi 1 olduğunu bildiğim için yerine yazacağım. x üzeri eksi 1 23 y olacak. Burada yerine yazdım. İkincisinde de yerine yazabilirdiniz. Fark etmez. Ben burada yazmayı tercih ettim. Böylece x üzeri eksi 1 bölü y eşittir. 23 oldu. Bu da ne demek? x üzeri eksi 1 çarpı y üzeri eksi 1 23 eşittir. Yani x çarpı y'nin eksi birinci kuvveti 23'tür. Şimdi log 23 demiş. X çarpı Y gördüğümüz yere ne yazabiliriz? Ya da 23 gördüğümüz yere daha doğrusu. 23 gördüğüm yere X üzeri Y eksi 1 yazdım. Burada zaten X, Y var. Şu eksi 1 başa eksi 1 olarak gelecek. Log X, Y, X, Y zaten 1 olacak arkadaşlar. Eksi 1 çarpı 1'den cevabımız eksi 1 C şıkkı. Bir polinomu Böyle kafanıza yatmadığı zaman bir şu şekilde bölünen, bölüm ve kalan şeklinde yazın. Kalan tek polinom olduğuna göre tek polinom yani tek fonksiyonun özelliği nedir? Tabii ki derecelerin tek olmasıdır. Bakın böyle. Normalde bir polinomu dördüncü dereceden polinomu bölerseniz kalan maksimum üçüncü dereceden olmalı. Üçüncü dereceden olurken de ax küp, bx kare, cx artı d şeklinde gelmeliyken... Tek polinom dediği için sadece tek dereceli terimler kaldı. O zaman P2 eksi P eksi 2 demiş ya. Şimdi burada X yerine 2 yazsak. Direkt arkadaşlar 16 eksi 16'dan burası 0 olur. Sonra 8A artı 2B gelir. P eksi 2'ye baktığımız zaman. X yerine eksi 2 yazdığımda yine 0 olur. Şurasının tamamı. Eksi 8A eksi 2B olur. Taraf tarafı çıkardığımda. Böylece P2 eksi P eksi 2 eşittir 16A artı 4B eşittir 12'den. 2'ye bölersek 8A artı 2B eşittir. Burada 6 olacak. Neden 2'ye böldüm biliyor musunuz? Soru benden Px artı 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalanı istiyor ya. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 yazdığımda da P2'yi soruyor demek. İşte bana burayı soruyormuş. O yüzden 8A artı 2B eşittir. 6 olur. E şıkkı. Sin B yerine şunu yazabiliriz. Sin 270 eksi A. Kos B yerine cos 270 eksi A. A cinsinden verildiği için neden böyle diyorum bakın. B eşittir. Öbür tarafa atınca 270 eksi A olduğu için. Bu o zaman dışarı ne olarak çıkar? Eksi kos A. Bu dışarı ne olarak çıkar? Eksi sin A. Bunları çarpınca arkadaşlar yine sin A çarpı Kos a oldu. O zaman hemen bakalım şimdi. Ee, her iki tarafı kotaya a'ya bölersek burada. Tan a bölü kota a eşittir 9 bölü 4 geliyor. Buradan arkadaşlar tan a bölü kota a yerine ne yazıyorum bakın takip edin. 1 bölü tan a. O zaman ters çevirince de tan kare a eşittir 9 bölü 4. Tan a arkadaşlar 3 bölü 2 veya eksi 3 bölü 2. Şimdi tan a 3 bölü 2 ise... Sina arkadaşlar dik üçgeni çizelim. Şöyle A, 3, 2. Burası Pisagor'dan 9, 4 daha 13. Kök 13 oldu gördüğünüz gibi. Sina 3 bölü kök 13. Kosa 2 bölü kök 13. Ya da bu eksi 3 bölü kök 13. Bu da eksi 2 bölü kök 13. Yani fark etmedi. Yine her türlü 6 bölü kök 13 çarpı kök 13'ten 6 bölü 13 oldu. D şıkkı. Fark formülüne dikkat etmemiz lazım yukarıda. Sin 2a eksi b'nin formülü değil mi? Sin a sin b, sin a cos b, sin b cos a şeklindeydi. O yüzden sin 2a eksi b eşittir 3 bölü 5. Aşağıya geldiğimiz zaman cos cos, cos, cos sin sin bize kosun formülünü veriyor. Arada eksi varsa artı yapacağız ama ona dikkat etmeliyiz. Şimdi cos 4a'yı nasıl elde ederiz biliyor musunuz? 2a eksi b ile 2a artı b'yi toplarsanız b'ler gidiyor 4a alıyor. O zaman ben hemen bu sin 2a eksi b'de de şunu yapayım. Dik üçgeni çizdiğiniz zaman 3, 5 o zaman demek ki cos 2a eksi b'de arkadaşlar 4 bölü 5'miş. Burada da sin 2a artı b'yi de yine dik üçgen çizersek şöyle burası 5 burası 13 olacak. Şurayı düzelteyim 13'müş. O zaman buradan da sin 2a artı b 12 bölü 13 olur. Cos 4a'yı bulmak için cos 2a artı b artı 2a eksi b'den yararlanacağım için, bakın gerçekten b'ler gidiyor. Cos 4a eşittir 1. Cos 2a artı b çarpı cos 2a eksi b eksi sin 2a artı b. Çarpı sin 2a eksi b. Böylece arkadaşlar cos 2a artı b ne bulmuştuk? E, 5 bölü 13. Cos 2a eksi b yine bulduk. 4 bölü 5. Sonra araya eksi koyuyoruz. Sin 2a artı b ne bulduk? 12 bölü 13. Sin 2a eksi b'yi de arkadaşlar 3 bölü 5 bulduk. 20 eksi 36 bölü 65'ten. Eksi 16 bölü 65 oldu C şıkkı. Burada arkadaşlar halatın boyunun değiştiğini unutmamanız aslında soruyu çözmek için yeterli sebep. Bakın 12 metre ben bunu döndürdüğüm zaman yine tabii ki burası da 12 metredir. Böylece dikindirdiğimizde yerden yüksekliğini artık 9 vermiş ya bize. Ne olacak bakın şöyle burası 6 olacak. 6 olduğu için yukarı ne kalacak? 6. Şöyle bir e, harf vereyim. A noktası B noktası olsun. Yerden yüksekliği 9 olması için bu topun yukarıya 6 birim kaldı. Kendi uzunluğu zaten onun ikiydi. Hipotenüsün bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgen 30-60-90 üçgenidir. Bu yüzden alfa 60 geldi arkadaşlar. Tan 2 alfa tan 120'dir. Bilmemiz gereken bir açı eksi köküçtür. A şıkkı. Çizim soruları arkadaşlar aslında kitaplarda gördüğünüz klasik şekilde soruların size çizdirildiği versiyon oluyor. Sınavda da böyle oldu biliyorsunuz. Bazı sorular gerçekten kolay alan soruları soruyor ÖSYM ama sizden çizmenizi bekliyor. Şimdi burada da böyle bir durum var. Bir kare var. A, B, C, D şeklinde. Şimdi bu karenin B, C kenarının orta noktası işaretleniyor. E noktası. D, E doğrusu çiziliyor. Ve AHDE7 dik olacak şekilde bir dik indiriliyor. Bunun bize katkısı nedir? Şimdi bir kenarı 12 olduğu için burası 6 6. Bu da arkadaşlar 12. Dik üçgenler biraz fazla olduğunda alfa beta 90'a dikkat etmek lazım bakın. Bu yüzden dik üçgenler var olduğunda alfa beta 90 lütfen yapın. Ne geldi? Tanjant alfa 6 bölü 12 geldi. Ya da bizden ne istiyor? H'ı istiyor. BH neresi? BH he, şu uzunlukmuş. Tamam buluruz. Önce şu dik üçgende işlem yapalım ki olay biraz kolaylaşsın. Bakın 6 bölü 12 olduğu için tanjant alfa demin demiştim. 6 bölü 12'den 1 bölü 2. Şuraya x desek alfanın karşısı o zaman betanın karşısı x ol, 2x olur. Ve buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi x kök 5 gelir. AD. Zaten AD dediğimiz 12. Sonra bakın yine aynı şekilde buraya beta dersek şöyle bir dikindirdiğimizde indirdiğimizde çünkü biz böyle eğik kenarları bulurken aslında onlara pisagormuş gibi davranıp hipotenüsmüş gibi düşünüp böyle dik indiririz. Şurayı sileyim artık orayla ilgili yorum yaptım. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Yine 12 olacak. Yine burası alfa beta 90 oldu. Yine şurası k'ya 2k geldi. Aa güzel bakın şimdi. Şuradaki TAB üçgeni ile ADH üçgeni arkadaşlar eştir. Niye eştir? Açılar aynı. Alfa beta 90, alfa beta 90. İkisinin de 90'ının karşısı aynı. O zaman burada K dediğim aslında X'miş. 2K dediğim X mi? 2X'miş. Ve AH'ın tamamı 2X olduğu için bak TH'a X kaldı. Böylece arkadaşlar bir dik tabanı 2 eşit parçaya bölüyorsa aslında o iki skenir üçgendir. Bu yüzden BH da 12 olur. E şıkkı. Önce şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Üçgen bizim için çok önemli. Böyle en uzak iki köşe arasındaki uzaklığı nasıl buluyoruz biz? Şöyle bir dik üçgene tamamlayarak değil mi? Burada Pisagor yapıyoruz. Bu soruda bunu kullanacağız. İkincisi AD, e, ABCD doğrularıyla iki eşit yaya bölünmüş. O zaman AD'den çap geçer. İşte tam da dediğim mevzu olur. AD en uzak ilk köşe arasındaki uzaklık olduğu için birleştirdiğim zaman ben çapı bulurum. Peki bana katkısı ne olur? Bakın arkadaşlar sarı bölge nelerden oluşuyor biliyor musunuz? Şöyle burada da aynı yorumu yaparsam. Bakın sarı bölge şöyle bir dikdörtgenin alanı ve buradaki daire parçası ve buradaki daire parçasının oluşu. Harflendireyim onları. Bir numaralı bölge. 2 numaralı bölge ve buradaki dikdörtgen olan 3 numaralı bölge. Bu 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 numaralı bölgenin alanını bulmam lazım. Peki buradan sonra ikinci yoruma geçelim. Bunları nasıl bulacağım? Şimdi arkadaşlar bakın artık AD çap ya B'yi ve D'yi birleştirdiğiniz zaman bu köşe direkt çemberin üzerinde olmalıdır. Neden? 1.90 derece çapı görüyorsa o çevre açıdır. Çevre açı da çemberin üstündedir. O yüzden acaba TD olur mu diye tereddütten arkadaşlara cevap vermiş olayım böylece. Şimdi bize e, BC'ye 12 vermiş. O zaman arkadaşlar TD'de de 12'dir dikdörtgenden dolayı. CD 4 verilmiş. BT de 4'tür. Ve AB zaten kaç verilmişti? E, 16 verilmişti herhalde değil mi? Yok, pardon 12 ve C neresi ya. AB 8'miş affedersiniz. AB 8 verilmiş. Böylece arkadaşlar TD bize BC'yi 16 vermiş. TD'yi 16 vermiş. Düzeltiyorum. Böylece AT 12, TD 16, 12 16 20 üçgeninden çap 20 oldu. Çap 20 olduğu için yarı çapta arkadaşlar 10 geldi. Şimdi işte bu 1 numara, 2 numara, 3 numaralı bölgeleri bulalım. 1 ve 2 numaralı bölgenin toplamı aslında yarım daire eksi ATD dik üçgeninin alanı. O zaman yarım dairenin alanı yarı çap olduğu için 100 pi bölü 2 eksi ATD üçgeninin alanı arkadaşlar. E, bir kenar 12 diğer kenar 16 olduğu için 50 pi eksi 96 oldu. Şimdi ben nereyi bulacağım bir de 3 numaralı bölge. 3 numaralı bölge çok kolay çünkü bir dikdörtgen bir kenarı 16 Diğer kenarı 4. Böylece o da 16 çarpı 4'ten 64 geldi. Demek ki 1, 2, 3'ün toplamı 50 pi eksi 96 artı 64'ten 50 pi eksi 32 oldu. E şıkkı. Soruda arkadaşlar düzgün altıgen 120 derece döndürülüyor demiş. Gerçekten bakın V noktası 120 derece döndürüldüğü için 60 derece 60 derece olacağı için L'ye gelir. Gerçekten K noktası bakın buradaki yeni yerine gelir çünkü 120 derece iki üçgen kadar döndürmek demek. Önce onu söyleyeyim. Sonra uzunlukları vermiş bize e, demiş ki M noktasının 5 birim, T noktasının arkadaşlar. O zaman yine 5 birim olur. Çünkü bunlar aynı hizada bakın. Soruda bize VT paralel AB diyerek sonuçta KN'nin de paralel olduğunu söylüyor. Böylece T ve M'nin dik uzaklıkları birbirine eşit olur. Paralel olmasa T ve M'nin aynı hizada olduğunu anlayamazdım. Buradaki bu basit bilgi bize bunu veriyor. Sonra arkadaşlar bu düzgün altıgenin en yakın uzaklığı köküçmüş AB kenarına böyle bir köküç var. Bir de bize V noktasının BC uzaklığı 11 verilmiş ya. Zaten TH diyelim buraya 5 olduğu için işte aslında bir kenarın 6 olduğu mesajını veriyor. O zaman arkadaşlar şekli şöyle büyütüyorum. Burada dediğim gibi olayı anlamışsınızdır umarım. M ile T aynı izada. Bu yüzden 5 santim. V'nin uzaklığı 11 olunca otomatik oraya 6 kaldı. Şimdi biz bunu döndürünce arkadaşlar. Ee, ipin uzunluğu demek ki TV ve VK kenarları 6 bulduğumuz için 12 AT'yi nasıl bulacağım? Aslında o kadar basit ki N ve V aynı hizada ya bu paralellikten dolayı burası arkadaşlar 30 derece olur 30-30-120 üçgeninden ben şöyle bir T'ye dikindirirsem AT'yi bulmak için böylece yöndeş açıdan 30 derece olur zaten bir kenar 6 olduğu için 30'un karşısı 3'tür 60'ın karşısı 3 köküçtür bize en kısa uzaklığı köküç verdiği için n'nin de bu AB duvarına olan uzaklığı bir nevi köküç olacak arkadaşlar. Demek ki şu dik kenar 4 köküç. O zaman tabii ki bu indirdiğim de 4 kök 3 olur. 60'ın karşısı 4 kök 3 olduğu için 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı da 8. Demek ki 8, pardon, 8, 6, 6, 20 santim oldu. Cevabımız buradan E şıkkı. Bunlar çizilmesi çok zor çemberler değil aslında. Tam kareden yararlanarak size merkez ve yarıçaplarını göstereyim bakın. X kare, Y kare eksi 4 Y. Buna gerçekten alışmamız gerekiyor. Önemli. Bana Y eksi 2'nin karesini hatırlatmalı. Neden? 4 Y 2 ile Y'nin çarpımının iki katıdır. O yüzden. O zaman 4 yok. Geri çıkaralım. Hatta öbür tarafa atalım. Standart bir çember formasına gelsin. Böylece merkezi 0'a 2 oldu. Yarı çapı da 2. Burada da bakın x kare eksi 4 x artı 4. x eksi 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi olacak ama 4 yok. O zaman öbür tarafa sağ tarafa 4 ekliyorum. Böylece budunda merkezi 2'ye 2, iki, yarı çapı da 2 oldu. Bakın şimdi analitik düzlemde böyle 0'a 2 ve merkezi 2'ye 2 iki olan iki çember. Bunların yarı çapları 2 olduğu için bakın böyle iki çember olur. Demek ki bunların böyle kesişim bölgesi burası geldi. Buraya sığacak en büyük çember nedir? Buraya böyle teğet olan bir çemberdir arkadaşlar. Şimdi merkez 0'a 2. Merkez 2'ye 2. Burası çap olduğu için neden çap? Tabii ki ikisine de teğet ya doğal olarak burası çap oldu. Böylece orta nokta geldiği için 0 artı 2 bölü 2 1, 2 artı 2 bölü 2'den 1'e 2 noktası çemberin merkezi. Yarı çapı kaç? Toplam çap uzunluğu 2 santim olduğu için 1 arkadaşlar. x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 1. x kare artı y kare eksi 2x artı eksi 4y artı 1 artı 4 eşittir 1'den bunlar gitti. Ne olmuş oldu? B şıkkı. M 8'in bir aralığını anlayalım bakalım. M 8 doğrusu neredeymiş? 8 çıkarıyorum her taraftan. Eksi 4 ile 0 arasında. Bu bizim için birazdan önemli olacak. Yine aynı şekilde arkadaşlar. M artı 6'ya bakalım. Her iki tarafı 6 eklersek M artı 6 doğrusu da 10 ile 14 arasındaymış. Şimdi şekli çiziyorum bakın. Analitik düzlemde x'e 0 verdiğimiz zaman y'yi eksi 4'te kesiyor. Y'ye 0 verdiğimiz zaman x'i 4'te kesiyor. Böyle bir grafik. Ve arkadaşlar x eşittir m artı 6 doğrusu 10'dan büyük olduğuna göre 4'ün kesin sağında. Şöyle bir doğru. Böylece hani bunun 4'ün sağında olduğunu anlamış olduk. Sonra yine aynı şekilde x eşittir m eksi 8 doğrusu da gördüğünüz gibi eksi 4 ile 0 arasında olacağına göre demek ki böyle sol tarafta bir doğru. Bu yüzden şimdi bana demiş ki bu doğruların arasında kalan ve x ekseni arasında kalan bölgelerin toplamı işte bu mavi bölgeler. x ekseni bu doğru ve bizim doğrumuz. Yine yeşil doğru zaten standart olan y eksi x artı 4 eşittir sıfır doğrusu ve x ekseni. Şimdi m 4'ün arkadaşlar daha doğrusu burası neydi pardon. y x eşittir m 8 ve x eşittir m artı 6 da görmem gereken m eksi 8 negatif bir sayı. O yüzden uzunluk negatif olamaz. Buraya bak 8 eksi m uzunluğu yazdım. 4 de buradan zaten doğrunun eğimi 1 olduğu için 45 dereceyi unutmayalım. İkiz kenar dik üçgen oldu. Şu düşey uzunlukta bu yüzden 12 eksi m oldu. Aynı şekilde toplam şu uzunluk m artı 6 olduğu için m artı 2 kalır. 45 dereceden dolayı bu düşey uzunlukta m artı 2 olur. Üçgenlerin alanları toplamı. Buradaki bir numaralı bölgenin alanı arkadaşlar. 12 eksi m'nin parantez karesi bölü 2 artı 2 numaralı bölge. Buraya da 2 diyeyim. 2 numaralı bölgede arkadaşlar ne olacak? m artı 2'nin karesi bölü 2. Bunların toplamı bize 50 olarak verilmiş. İşlemleri yapayım ben hızlıca. -10 m kare eksi 10M artı 24 eşittir. 0 geliyor arkadaşlar buradan. Şimdi tabii hani ben şu işlemi sizi bekletmemek için hızlıca yaptım. Yoksa ekstra bir şey yapmadım yani. Her yeri anlattım sadece işlemi hızlıca yaptım. Buradan m eksi 6 çarpı m eksi 4 eşittir 0 oluyor. m 4'ten büyüktü o zaman m 4 olamaz. m 6'ymış d şıkkı. Doğru analitiği tekrar sorusu. Çünkü D doğrusunun denklemini bilmiyoruz ama arkadaşlar burada neyi biliyoruz? Bu doğruyla dik kesişiyormuş. O doğruyu vermemiş. Sadece görüntüsünü falan bilmenize gerek yok. Kırmızı doğruyla buraya da böyle bir K doğrusu diyelim. Bu K doğrusu dik kesiştiğine göre bunların eğimleri çarpımı eksi bir. Bir doğrunun denklemi için zaten ne lazım? Eğim ve nokta. Üzerindeki nokta belli. 6'ya 12 noktasında kesişiyorlar. Temsil olarak gösteriyorum. Bakın böyle kesiştiklerini düşünün. Ve 2y eksi x eşittir 18'in eğimi. Y'yi yalnız bıraktığımız zaman sabitle bir işimiz yoktur. Bunu sil. Y eşittir 1 bölü 2x olur. Eğimleri çarpımı 1 bölü 2 çarpı. Artık D doğrusunun eğiminin ne olduğunu görüyorum oradan bakın. Eksi 2. O zaman Y eşittir. Eksi 2X artı N şeklinde bir doğru oldu. Buna göre arkadaşlar üzerindeki nokta denklemi sağlar. 12 eşittir. Eksi 2 çarpı 6 artı n'den n 24 geldi. Demek ki doğrumuz işte böyle bir doğruymuş. x'e 0 verdiğimiz zaman artık bunları sileyim. y'yi 24'te kesiyor. y'ye 0 verdiğimiz zaman x'i 12'de kesiyor. Doğrunun neyime? Tanjant alfa 2. Bu ne demek? Karenin bu kenarına 2k deseniz şuradaki b'ye L diyelim buraya. BL uzunluğu K olur. Karenin kenarları birbirine eşit olduğu için 2K olur. Bakın 0, 12. O zaman 12 eşittir 3K'dan K4'müş. Karenin bir kenarı da 8'miş. C noktası 8'e 8 geldi bu yüzden. Bir noktayı siz bir nokta etrafında 180 derece döndüreceksiniz. Şunu diyebilirsiniz ama kareyi döndürüyoruz sorun değil. Bir kareyi siz C köşesinde etrafını döndürürseniz bütün noktalarını tek tek döndürmüş oluyorsunuz. O yüzden sadece B'ye odaklanın. B'yi bakın 180 derece döndürdüğünüzde şöyle gördüğünüz gibi 180 derece aynı hizada buranın apsisi 8 olacak. Kenar e, kaç bulmuştuk? 8 bulmuştuk. Yukarı 8 birim daha gelecek. Ordinat da 16'ya çıkacak. D şıkkı. arkadaşlar tek tek yapılmasına gerek olmayan bir soru. Dikkat etmeniz gereken bir şeyi söyleyeyim size. Bakın şuralar var ya buralar yüzey alanına dahil çünkü birbirini kapatıyor. Kaç tane var böyle? 1, 2, 3. Önde 4, 5, 6. Arkada da aynısı. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 1 santimetre karelik bölge birbirini kapattığı için bir üstten tabi ona da şöyle dikkat edin. Bakın üsttekinin en altıyla alttakinin en üstü birbirine yapışık vaziyette olduğu için burada 2 santimetre karelik alan kapanıyor. Şu kısım bakın bir üstten geliyor 1 santim bir alttan geliyor 1 santim. Toplamda 2 santimetre karelik alan kapalı yok. O zaman 2 çarpı 12'den 24 santimetre karelik alan yok arkadaşlar. Yüzey alanına dahil değil. Normalde toplamda bir tanesinin alanı Şöyle bir tane dikdörtgenin alanı 4 çarpı 1'den 4. Bundan 4 tane yan yüzey var. Bir birim karelikte 2 tane böyle bakın ee, kare var. Toplamda bir tanesinin alanı 18 cm kare. 10 tane var 180 ama 24'lük alan arada kaldığı için kapalı kaldığı için oralara hesaplayamayacağız. 156 cm kare E şıkkı. Katlamalarda dikkat etmek gereken şey arkadaşlar. Ya şekli katlayacaksınız ya da katlanmış şekli geri açacaksınız. Bazen kolay olan katlanmış şekli geri açmak oluyor. Eski haline getirmiş oluyoruz böylece. Bakın AB ile buradaki AB birbirine eşit. 90 dereceyi unutmuyoruz. Açı değişmez. Şimdi soruda önemli nokta işte buradaki E açısı da değişmez. Alfa ise alfa neden önemli? Z'den dolayı Bakın buradaki B açısı da alfa. İki üçgen geldi burada. BFE. E. O zaman arkadaşlar 8 dersek A, B vermiş. B, A da 8 buradaki. Sonra D, C, E, D 2 verilmiş. AE 10 verilmiş. Şöyle bir E, F'ye X desem. B, de X olur. A, de 10-X olur. Çünkü katladığımızda AE E uzunluğuyla Buradaki AE uzunluğu aynı. Hemen şurada bir Pisagor. 100 artı x kare artı 64 eksi 20 x eşittir x kareden gitti bunlar. 164 eşittir 20 x oldu. x eşittir arkadaşlar 8.2. X 8.2 ise tamamı 12 olması için 3.8 D şıkkı.